Şuraya bak ya. Hakikaten ya. Ya tüpçüyüm ben abi. Abi tüpçüsün de biz bilemezsin seni. Kimse bilemez seni tüpçü. Ya sen de şuraya bir tüpçü diye yazsaydın bari. Haklısın. Senin gözünden bakınca haklısın. İşte bakacaksın. Sıkıntılı dönemdeyiz. İçinde tüp olan araç bomba paniği yaşattı. Yer Karabük kent merkezi. Mustafa Tutmaz aracını Ali İrfan Büyükbaş Caddesi üzerinde park etti. İçinde tüplerin olduğu araç İl Emniyet Müdürlüğü binasının yaklaşık 100 metre yakınına park edilmişti. Plakasız otomobili fark eden polis araçta inceleme yaptı. Araçtaki tüpleri gören polisler bomba olabileceği ihtimaliyle çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Cadde yaya ve araç trafiğine kapatıldı, güvenlik şeridi çekildi. Bomba imha uzmanı inceleme yaparken sağlık ekipleri de bölgede hazır tutuldu. Ya çekme belgeli bu. Otomobil fünyeyle patlatılacaktı. Tam o sırada aracın sahibi Mustafa Tutmaz olay yerine geldi. Polislere otomobili art niyetli olarak bölgeye park etmediğini söyledi. Bak, tüpçüsün ama bak her şey var. Tüpçü de abi işte. Ama işte bilmiyoruz. Biz nereden bileceksin bunu mübarek? Ya haklısınız. Önüne bir yazı alsanız. Özür dilerim. Araçta şüpheli bir durumun olmadığı tespit edildi. Yapılan incelemede otomobilin trafikten men edildiği, çekme belgeleriyle muayeneye getirilmek üzere otoparktan çıkarıldığı tespit edildi. Yani sırf plakasız diye mi bu? Herhalde ya, plakasız basit bir şeymiş sen. Plakasız diyor, basit mi? Yani sen 20 yıllık esnafım diyorsun. Sen bunları düşünmen lazım. Abicim tamam da tamam. Yani bu senin başına da gelebilir. Muayeneye ya, gidecek olan adam. Öyle olmaz. Yani sen 20 yıllık esnafsın. O yüzden özür diliyorum. Senin benim başıma gelmez. Ondan özür diliyorum zaten. Normal bir insanın başına gelmez bu hareket. Bak benim ekibim gelmiş orada koltuğun üstünde bir tüpü görmüş. Altta var, üstte var. 10 dakika 15 dakika daha gelmesen arabam gidiyordu. Ama gerek var mı? Kurumsal devletin kurumsallığını yollaya gerek yok. Polis ekibi araç sahibine 1135 TL ceza keserek aracı otoparka çekti. Cadde yaklaşık bir saat sonra tekrar trafiğe açıldı. Emniyetin hepsinden özür diliyorum. Yani emniyetten özür diledim ki bütün halktan da özür diliyorum ama yani ben art niyet veyahut da kimseye bir şeyim yok. Yerimin yanına geldim sabahleyin de muayene götürecektim buradan ya.